heyecanlıyım. Kardeşim dünya geleceği için biraz da kafam karışık. Galiba annemi paylaşmaya hazır hissetmiyorum. Babam bizi hastaneye götüreceğini ve orada bir gece geçireceğimizi söyledi. Hatta ben de aynı hastanede doğmuşum. Hastanede ne yapacağım ki ben? Ama annem ve babama destek olmak için gitmek istiyorum. Değişik bir gün olacak gibi. Geldik. Kardeşim doğacak. Zaman geçtikçe heyecanlanıyor gibiyim sanki. Acaba annem çok acı çeker mi? Daha önce hastaneye geldiğimde hep fena olunca gelmiştim. Genellikle iğne vurulmasından korktum ya da halsiz olduğum için dikkatimi çekmemiş olabilir. Bana korkutucu ya da itici gelirdi doktorlar. Ama şu konuşanlara bakarsak hiç de öyle değiller. Beyaz elbiseleri de yakışmış. Aslında karizmatik bile gözüküyorlar. Abla ne kadar da güzelmiş. Bir de annemin ne kadar iyi davrandı. Sevdim onu. Bir oda. Açıkçası hastanede bir gün geçireceğimizi duyunca bilgisayarından uzaklaşacağım için canım sıkılmıştı. Ama oda çok güzelmiş. Burası düşündüğümden daha eğlenceli olacak sanki. Ne kadar çalışkanlar. Hemşirelerin sadece iğne yaptığını sanırdım. Ne kadar çok işleri var. Kadın ne kadar da yorgun görünüyordu. Acaba benim kardeşimi de mi bu doktor dünyaya getirecek bilmiyorum. Sanırım yeni bir bebek geliyor. Of, bir günde ne çok doğum oluyor. Ben bir tek kardeşim doğacak sanmıştım. Günde kaç bebek dünyaya geliyordu çok merak ettim. Dermatoloji. İşleri de zor bayağı. Sürekli yardım bekleyen insanlar var etrafta. Sonuçta bu engelli amca gezmeye değil ki doktora gelmiş. Gelmek zorunda yani. Ama yardımsever insanlar tarafından karşılanıyor. Ben de büyüyünce insanlara yardımcı olabileceğim bir iş seçmeliyim kendime. Hemşire olmak daha hoşuma giderdi sanırım. Ya da doktor. Hakikaten. Abla haklı. Nasıl geldim ben? Babam çok merak etmiş olmalı. Neredeydi o güzel oda? Yukarıdaydı. Kardeşi düşündüğü için babanın aklına bile gelmemişim. Annem doğum için içeri girmiş olmalı. Acaba iyi mi? Babam sanki biraz endişeli gibi. Ay, babam beni özlemiş sanırım. Nasıl güzel sarıldı. Doğmuş küçük kardeş. Hadi bakalım. Hoş geldin aramıza. Doktor ne tatlı kadın, değil mi?
Babam onunla konuşunca rahatladı. Yeni doğan anılması ne anlama geliyor ki? Oooo, nasıl küçük bir şey bu. Nereye götürüyoruz ki onu? Bakım olduğuna göre çok iyi bakacaklar kardeşime. Oh valla, beni buraya koysalar bana da güzel bakılır. Ortama bak, bir havuza eksik beyefendinin. Gördüğünüz gibi herkes çok iyi. Annem iyi, babam iyi, ufaklık da iyi. Arada ağlıyor. Sesi çok komiğime gidiyor. O ağlamaya başlayınca ben de gidiyorum. Çalışmak istediğimi iyi biliyorum.